Değerli arkadaşlar, benim kuşağım açısından F-4 savaş uçakları, yani Phantom diye adlandırılan savaş uçakları bir nostaljidir. Esasında ben Eskişehir Marif Koleji mezunuyum. 7 yıl orada yatılı okudum. Anılarımın çok güzel olduğu bir şehirdir Eskişehir. 1967-74 yılları arasında hem ortaokulu hem liseyi daimi yatılı olarak okudum Eskişehir'de. Eskişehir halkı son derece çağdaş, son derece güzel insanlardır. Bizleri resmen o anne babalarımızdan uzak okuyorduk. Resmen bizleri bağrına basan insanlardı. Gerçekten Eskişehir'le hala bağımı asla koparmamışımdır. Giderim, gelirim, arkadaşlarımla buluşurum. Eskişehir'in güzelliği hava kuvvetleridir. Uyutmaz adamı. Öyledir yani, ama alışırsınız. Zamanla uçak sesine alıştığınız bir şehirdir Eskişehir. Döndüm baktım. 2 Eylül 1974'müş. Demek ki benim artık yatılı okulla final olduğum günler. Galiba matematikten bir ikmale kalmıştım. O yüzden Eskişehir'de ikmalimi verip liseden mezun oluyordum. Yani tam mezuniyet yılım. Ve o gün gördüm. Fantomların gelişini gördüm. İkili kolla geldiler. Müthiş güzel gözüküyorlardı. Çünkü F-101 ve F-111'lerle yapılmış bir Kıbrıs Barış Harekatı vardı. Ve o savaş uçakları esasında son derece eskimişti. Onların yedek parçalarını Amerika Birleşik Devletleri bize vermedi bir dönem. İtalya'dan falan almak zorunda çıktılar falanla idare ettik. Böyle bir dönemdi. Çok düşüyorlardı. Teknik açıdan belki çok canlı uçaklardı ama sorunları olan uçaklardı. Ve birdenbire biz Eskişehirliler, öyle diyeceğim, fantomlarla buluştuk. Tabii o dönemin yani o dönemin F-35'i ya, öyle. Bugün eğer o F-35 çok önemseniyorsa, ki bana göre bazı teknik sorunları olduğu da ifade ediliyor bizim Selahattin Beyazıt Paşa vasıtasıyla falan. Yani baktığınız zaman Selahattin Beyazıt dedim, Selahattin Karataş Paşa vasıtasıyla. Yani baktığınız zaman böyle bir nostaljidir. Tabii 50 yıl olmuş. 50 yıl çok renovasyon geçirdiler. Çok üzerlerinde teknolojik gelişmeler yapıldı ama artık 50 yıl. Yani ben liseden mezun olmuşum. Şimdi emekli bir gazeteci olarak karşınızda konuşuyorum. Artık onlar yavaş yavaş envanterden gidiyorlar. Onun için galiba yapılan 2 gün önceki şeyde, törende çok güzel boyamışlar Türk bayraklarına, kuyruğuna Mustafa Kemal portresi. Anladığım kadarıyla Türk Hava Kuvvetleri F-4'leri bir tür müzeye hazırlamış. Böyle bir nostaljidir. Sonrasında tabii F-4'ler, F-16'lar gelene kadar ana unsurumuz oldu. F-16'lardan sonra da Türk Hava Kuvvetleri başka bir boyuta geçti. Şimdi niye bütün bunları anlatıyorum? Daima problemli olmuştur Amerika ile bizim ilişkilerimiz bu anlamda. Çünkü pek böyle hani çok da güçlü olmamızı istemedikleri için F-16 programı gayet iyi çalışmıştı. Fakat şimdi F-16 Block 70 leri bekliyoruz. Bir süreç. Ne bileyim ben, Eurofighter'ı bekliyoruz. Başka bir süreç. Neresinden baksanız 2030'a kadar rahat edemeyeceğiz gibi bir görüntümüz var. Türkiye gibi dev bir ülkenin hava kuvvetlerinde zafiyet olması düşünülemez. O nedenden hep söylüyorum, hep de söyledim. Bütün projeleri bırakın bir kenara, şu Kaan'a yüklenin dedim. Çok şükür yükleniliyor. Yani TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun açıklamalarına göre gayet iyi yükleniliyor hem de. Yani bütün kaygım şu. Tabii ki bir proje geliştiriyoruz. Milli Muharip Uçak yapıyoruz. Ve 5. nesil bir Milli Muharip Uçak yapıyoruz.
Yani yaptığımız uçakla bir anda Amerika, Çin, Rusya ligine giriyoruz. O yüzden hani bunun böyle bir gecikmesi, aksaması gerçekten bizi etkiler. Bakın diyor ki Demiroğlu, biliyorsunuz şu anda muharip uçağımızın P-0 prototipini uçuruyoruz. 21 Şubat'ta yanılmıyorsam uçmuştu ilk. Sonra Mart ayında bir uçtu. Şimdi üçüncü uçuşunu da 2024 bitmeden yapacakmış. Demiroğlu diyor ki Kaan'da üçüncü uçuş hazırlıkları sürüyor. Tarih vermek şu anda zor olabilir. Ama bu yıl içinde uçmayı planlıyoruz. İlk uçuşu dediğim gibi 21 Şubat'ta, ikinci uçuşu 6 Mayıs'ta yapmıştı. Şimdi bir yandan da P1 ve P2 prototipler, P1 ve P2 bunlar esas çocuklar. Yani biz P0'da bütün bu problemleri izliyoruz, kaydediyoruz, düzeltiyoruz ve ona göre P0'ın geliştirilmesi sonucunda P1 ve P2'yi oluşturuyoruz. Demiroğlu diyor ki prototipteki testler Kaan'ın P1 ve P2 prototiplerinin gelişmesinin yol açtı. Bu iki prototip 2025 sonlarına doğru sahne alacak ve çok yoğun bir test sürecine girilecek diyor. Yani P0'ı artık bir kenara bırakacağız. P1 ve P2 ile testlere başlayacağız. 2026'da bu kez P4, P5 prototiplerinin testleri gerçekleşecek. Bu 4 ve 5 prototiplerimizde tüm testleri hızlı şekilde yapmamız gerek. Çünkü süre çok kısa ve bizim çok fazla test yapmamız lazım. 2028'deki teslimatlara başlamamız için bugün bunlar gerekli diyor. Demek ki 2028'de ilk kendi uçağımızı envantere sokabilecek bir tempoyu yakalamışız. Bu onu gösteriyor. Geliştirme programlarında gecikme o doğaldır. Yani olabilir. 2-3 gün, 1 hafta veya 2 ay bunlar olabilir. Doğaldır. Bu gecikme sayılmaz. Yeni planımızda biraz şaşmışsınızdır. Bizim şu andaki planımız 2028 teslimatına göre çalışıyoruz. Bunun için büyük çaba içindeyiz. Aksi durumda olsa paylaşırız ama şu anda planlamada herhangi bir değişiklik yok diyor. Ha, cümle budur. Yani anladığım kadarıyla F-16'lar, Eurofighter'lar tabii ki gelsinler. Ne olacak, bizim güçlü bir hava kuvvetlerine ihtiyacımız var. Bir şey demiyoruz. Ama Milli Muharip Uçağımızın 2028'e hazır olması, bu işte stratejik önemde. Dostlar için rahatlama, düşmanlar için baş ağrısı. Hoşça kalın.